Aslında bu verilen karar, şahıslara verilen kararlarla beraber, yani şahıslar cezalandırılmakla beraber toplumda, toplumun sulhu, barışı, birlikteliğini için gece gündüz gerçekten ciddi manada emek sarf eden ve Türkiye'nin, Türkiye kamuoyunun da çok yakından tanıdıkları bu üç şahsın çok ciddi manada toplumda karşılığı olan, toplumdaki birlik beraberliği muhafaza etmek için gerektiğinde bedel ödemeyi ibadet bilecek kadar şuur ve bilinçte olan şu üç kardeşimizin, şu üç insanın cezalandırılması, ismen insanlar cezalandırıyor. Fakat bunun zımnında aslında toplumun birlikteliğine bir ceza verildiğine inanıyorum. Ve bugün bunların yargılandığı sıradaki, yani onu yargılayan mahkemenin gerçekten FETÖ doğrultusunda hareket ettiğine dair hükümetin de birçok noktada böyle bir eylemlerine rastlanılan bir karar ve bu kararın durup dururken seçim arefesine getirilmesi, seçim arefesinde bu kararın verilmesi ise siyasidir. Bu siyasi verilen gayri insani, gayri ahlaki bu kararın hükümet tarafından sessizce geçiştirilmesi de ayrı bir ahlaki zafiyet olarak görüyorum. Yani eğer bu kendilerine veya kendi çevresine yapılan bir girişim olmuş olsaydı, en üst tepeden Cumhurbaşkanı başlayarak İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı bu konuda devreye girer ve mutlaka bu verilen usulsüzlüğün, verilen kanunsuzluğun karşısında dururlardı. Fakat bunu mütedeyyin ve başlarına gelen sıkıntılarda toplumda vavayla çıkarıp işte şurayı burayı yakıp yıkan cinsten bir ideolojiye sahip olmayan, bunlar inançlı insanlar, ahlakı kamil insanlar olduğunu bilerek de hükümette burada Sarı Sultan'a oynadığını görüyoruz. Bu da ayrı bir handikaptır. Sivil toplum kuruluşlarına bir ceza verilmiş. Yani hiçbir resmi statüleri olmamalarına rağmen siyasi bir partinin sadece üyeleri, siyasi partinin başka genel başkan yardımcıları ve aynı zamanda Fikret Bey de milletvekili adayı Hüdapar'dan. Bu yönüyle sivil ayakta toplumun birlikteliğini, toplumun bilinçlenmesi, insanların fikirlerinin, ahlaklarının, insanların birbirleriyle aynı, herkesin, her düşünce sahibi insanın aynı ortamda yaşayabileceklerini, beraber kalabileceklerini üzerinde ciddi manada emekleri olan insanlara verilen bu cezanın, başında da söyledim, bu toplumun birlikteliğine verilmiş bir cezadır. Ve bunun siyasi boyutu da çok ciddi. Bu sadece Hüdapar'a değil, hem AK Parti'ye hem Hüdapar'a verilen bir ceza olduğunu, ama maalesef hükümet basit kelimelerle geçiştirerek, işte biz ne yapalım, bu FETÖ'cülerin verdiği şeydir, işte bu FETÖ pisliği daha var, madem ki öyleyse FETÖ ile mücadele ediyorsan al size işte FETÖ'nün bir emaresi, FETÖ'nün bir ameli, bir işi ortadayken üzerine gidin, bunu kapatın, bunu temizleyin. Yani şimdi şu anda Cumhurbaşkanı başkanlık sistemine geçtikten sonra Cumhurbaşkanı ülkenin bütün kurumları üzerinde, bütün bakanlıklarda, bütün meclisin bütün üyeleri üzerinde tek söz sahibi bir insan. Yani bugün hükümetin şu anda yapamayacağı bir iş değildir. Ben şuna inanıyorum. Yani Hüdapar camiasının cezalandırılmak suretiyle durdurulmaya çalışılması tıpkı bundan 30-40 yıl önce mütedeyyin insanlar Doğu'da FETÖ ve PKK'nın FETÖ ile birleşerek mütedeyyin insanları durdurdukları projenin artışlarıdır. Bu projede tutmayacak. Dolayısıyla Hüdapar'ın üyelerini cezalandırmak suretiyle Hüdapar'ı durdurmaya çalışan insanların, Hüdapar bugün kendisini topluma anlatabilecek bir hem ortamı var hem yeteneği var. Onlar üç insanın cezalandırılmasıyla Hüdapar'ın durdurulmasına yetmeyecek cılız bir şey. Fakat Hüdapar açısından değerlendirildiğinde
Yani bir partinin iki tane genel başkanları bile eften füten meselelerle, gereksiz şeylerle cezalandırmışsa da ben tahmin ediyorum ki ÖDAPAR bu konuda gereken tüm girişimlerini yapacaklarını tahmin ediyorum. Genel başkanın açıklamalarından bunu anladım. Biz de sivil toplum kuruluşları olarak gerçekten mütedeyyin, ahlaklı, edebiyle, ahlakıyla, kişiliğiyle, kimliğiyle, güzelliğiyle bilinen bu insanların haklarını savunmak hususunda üzerimize düşen tüm görevlerimizi yerine getireceğimizi, basın mensuplarında bu konuda çok ciddi bir görev düştüğünü, hatta İslam alimlerinin bu meseleyi dillendirilmesini, uluslararası İslami camiaların bu işi ele almaları lazım. Bu Mısır'da muvaffak olan Sisi artış, ayak artışlarının Türkiye'deki uygulamalarıdır. Yani bu dünyada muhtedil insanlara verilen cezadır. Bu müstekbirlerden, yani İsrail'den, Amerika'dan, FETÖ'den, bu Ergenekon'dan, bu 28 Şubat'ın banilerinden bağımsız bir karar değildir. Bu böyle sıradan gelen 3 insan mahkemelik oldular. İşte şöyle şöyle oldu da şöyle şöyle ceza verildi gibi bir basit bir mesele olmadığına kanaat getiriyorum. Bu dünya çapında muhtedil partilere, muhtedil siyasi partilere, muhtedil olan çalışan insanlara ceza verilerek bunlar imha edilir ve kendilerine karşı alerjik, anormal davranan insanların kucağına insanları itmeye dair verilen bir karardır. Bunu da kimsenin yutmayacağı ben kanaatindeyim. Tekrar söylüyorum, dünya siyasi partilerin, İslam siyasi partilerin, uluslararası STK'ların ve yine ulusal bazda STK'ların bu konu üzerinde ciddi manada durmaları lazım. Eğer şu üç kişi seçim arafasında bu şekilde cezalandırılır ve toplumda hiç karşılığı olmazsa bunun arkasında geleceğini, bütün mütedeyyin insanları susturma yönelik olan bu hakaretin karşısında halkın tepkisinin ciddi bir tepki göstermesinin gerekli olduğuna inanıyorum.